Ne dersiniz? Ya şöyle dedi ki mesela ne yapmış ben de olabilir ki mahcup olsun dedi Sayın İmamoğlu. Ben de öncelikle sevgili meslektaşım Serkan Toper, umarım inşallah Beşiktaş adaylığı kesinleşir. Kesinleştiğinde de seve seve yanında kampanyasının bir parçası oluruz. Çok teşekkür ederim. Çok yakışır. Beşiktaş gibi bir ilçeye de. Desteğiniz kıymetli, sözleriniz kıymetli. Çok bu arada Serkan'ın ikinci kez adaylığı oluyor değil mi Beşiktaş'ta? Beşiktaş'ta olursa ya evet, ikinci olur. Kez aday Beşiktaş olacak. Beşiktaş gibi dinamik başarılar. Bir ilçeye olsun. Ancak böyle her bir zaman. Dinamizm evet. Renk atacaktır. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben sevgili Hülya Ökenek evet. Biraz önce yani şu an zaten ekranda ben sizin yerinizde olsaydım ikisinin de fotoğrafını kapatırdım. Sonra böyle bir insan kaynakları yöneticileri olur. İnsan kaynakları ben çok fazla böyle mülakatlara gitmedim bilmiyorum ama sevgili meslektaşlarımız, sevgili Gülfem Hanım, Nuran Gülfem Hanım, Hanım bunu tabii. Aynen bunları çok iyi bilirler. Şöyle fotoğrafını kapatıp siz kurumunuzu, şirketinizi olağanüstü becerileri olan birine teslim etmek isteseniz. Herhalde şöyle bakarsınız 1976 yılında doğmuş, inşaat mühendisliğini okumuş, inşaat mühendisliği Türkiye'de sıralama olarak ilk herhalde 50 binde falan en azından ben o kadarını biliyorum. O eskiden de ama. Yani 2 milyon içinde ama yok Sayın Bakan'ın, Sayın Murat Kurum'un üniversitesi ilk 50 binde alıyor halen baktım. Ondan sonra okulunu bitirir bitirmez hemen. TOKİ gibi gerçekten yani 2005 yılında TOKİ'ye girmek veya öncesinde TOKİ'ye girmek o kadar kolay değildi. Hakkıyla TOKİ gibi tabii. Devlet kurumu ve çok stratejik önemi olan bir kuruma görev almış, orada çalışmaya başlamış. Devamında liyakatı takdir edilerek emlak konut bu sefer orada yapmış, çalışmaya devam etmiş. Sonra emlak konutun projelerine bakardım ben hemen. Emlak konut dönemi nasıl bir dönemmiş? Emlak konut projeleri bir inşaat tekniği açısından nasıl yapılmış projeler? Bir de oraya bakardım. Görürdüm yani emlak konutun bugün bir projesinde oturan biri olarak söylüyorum. Deprem 9 şiddetinde depreme kesinlikle dayanıklılığı konusunda bütün üniversitelerden raporlar alınan projeler bunlar. Sonra bakarsınız 8 yılda burada çalışmış, 9 yılda burada çalışmış. Sonra bakanlık yapmış. Bakanlık yaptığı dönemde gerçekten her şeyi konuşabilirsiniz ama ekip ruhu içinde çalışmak, kriz yönetmek, deprem gibi bir felaketin Allah rahmet eylesin 60 binden fazla insanımızı kaybettik. O zamanlar biz o acıyı yaşarken o acıyı hafifletecek şeylere sarılıyorduk ve o zaman da gerçekten bakan olarak çok çok büyük bir performans gösterdiği insanların o karda kışta bir an önce barınma yerlerinin bulunması, inşası vesaire. Bütün bunları zaten anlatmaya gerek yok. Bir böyle bakarım, bir de diğer tarafa bakarım. Çünkü işletme mezunu, tamam. 92 ile 2008 arası 16 yıl boyunca gerçekten aile şirketinde çalışmak için çok fazla belli özelliklere sahip olmanıza gerek yok. Yani baba sermayesini çalıştıracaksınız yani sonuçta. Küçümsemek için söylemiyorum evet. Asla ve katta. Ama sonuçta daha rahat yani bir babanın şirketinde çalışmanın getirmiş olduğu avantajlar var. Sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir üyelik durumu söz konusu oluyor. Sonra ilçe belediye başkanı olunuyor. Yani siyasi anlamda güzel, hoş bir ilerleme var. Sonra belediye başkanlığı, sonra Meral Hanım'ın rüyasına girmekle başlayan, Rabbi Yesir'le başlayan bir İBB süreci var. Bunları kesinlikle asla ve katta şey olarak söylemiyorum. Objektif insan kaynakları müdürü olarak baktığımda o zaman şunu ben da söyleyelim Sayın İstanbul evet. gibi bir şehre ideal bir başarı hikayesi olan birini arayacak olursam yüzlerini kapatmak sayın düzeltelim. Ama, Rabbi Yesir meselesi Rabbi. İBB öyle başlamadı. İBB süreci tamam. Başka. O Cumhurbaşkanlığına aday olur mu olmaz mı sürecinde söylenmiş. Yok hayır. Belediye başkanlığı. 5 yıl önce kimse Rabbi Yesir falan dememişti. Hayır canım Meral Hanım dedi ya ablam bir rüya görmüş. Ya o işte bu Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesindeydi. Ben çok böyle o teknik yani evet, o kelimelere şöyle. Biraz yabancıyım. Şimdi böyle baktığınız zaman yani eğer iş kariyerlerini karşılaştıracak olursak yani burada Murat Bey'in alnının teriyle böyle
tırnaklarıyla kazıya kazıya. Pınar Hanım siyaset... Çok haklı bir tabii, Pınar kariyer Hanım, ama siyaset görüyorum. Sizin anlattıklarınızdan ya da mesela seçmen davranışı hani sizin anlattıklarınızdan şimdi, kariyer, oluşmuyor. Evet. Yani tabii, hani, değil mi? Ha, gelelim diğer tarafa. Tabii, diğer tarafa. Şimdi şöyle bir şey var. Burada Sayın İmamoğlu'nun popülaritesini de ortaya koyalım, değil mi? Yani, avantajlarını konuşalım. Avantajlarını da konuşalım. Dezavantajlarını da konuşalım. Sayın Kurum'un da avantajlarını ve dezavantajlarını konuşalım. Öyle bir şimdi CBC Murat Kurum'un başarısı daha doğrusu. Evet. Bugüne kadarki yapmış olduğu iş hayatındaki kariyeri onun başarısı. Bu bir avantaj. Artı puan. Şimdi Sayın İmamoğlu ise evet İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Bir farkla kazandı. O farkın neden olduğunu tekrar tartışırız. Bunlar ayrı mesele. Ama Sayın İmamoğlu'nun çok büyük bir dezavantajı var. İstanbul'a belediye başkanı olduğu günden beri biz kendisini devamlı ulusal siyasette yer edinme gayreti. Belki kendisi bu gayretin içinde istemeye itildi diyelim. Hedef başka bir yerdi. Hayır. Ama hedefe giden yolda belediye başkanlığı. Genel siyasetin devamlı belediye başkanı oluyorsunuz. Bakın veya herhangi bir yere müdür olarak tayin ediliyorsunuz ama sizi devamlı... Siz müdür olarak bulunduğunuz yerde değil de başka başka bir bölümde başka başka pozisyonlarla... İşte o müdür değil yani. Hayır, örnekliyorum. Mecazi şey. Anlamda. Mecazi anladım, anlamda. Yani ama burada bunu Sayın şöyle İmamoğlu'nun de sorguluyor muyuz hocam? Şöyle sorguluyor muyuz mesela? Gibi, acaba neden neden genel böyle bir durumun içinde oldu? Niçin mesela? Neden böyle oldu? İşte evet. Bunu kendisine sormak lazım. Mesela İstanbul Büyükşehir... Ama diyor ki Pınar'ın kendisi itibaren... talep etti bunu. Talep hayır, etmesini şöyle. Diyor böyle İstanbul bir... Büyükşehir Belediye Başkanı niye? Olan birisi... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan birisi... 5 yıl boyu hükümetin neredeyse bütün bakanlarıyla neden tartışmak zorunda kalıyor? Niçin sürekli bütün kabine... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile yani uğraşıyor. Eğer, acaba buna bir cevap bulduk yani mu? Yani siz 2019'da seçiliyorsunuz ve 2023'ün Cumhurbaşkanıyım diye bir şartlanıyorsunuz. Bir motive ediliyorsunuz. Kendiniz de buna inanıyorsunuz. Ya keşke edilse edilmedi zaten problem hayır, o. Hayır oldu şimdi yani seçildiğinde Allah aşkına, öyle deselerdi yani iş değişirdi. Bütün anketlerde Gülfem Saydam Sanver burada yani söylesin bütün anketlerde kimi hep birinci sırada görüyorduk. Devamlı yani Kemal Bey en alt sıralardaydı. Biz ya İmamoğlu ya Yavaş ya Kemal Kılıçdaroğlu. Bu durum. Evet. Devam. Bu şimdi, durum. Bu şimdi Pınar Hanım şöyle herkese ikişer üçer hemen dakika. Hemen bitiriyorum. İlk şimdi şu, siz şu. Devamlı size genel siyasetin aktörüsün, cumhurbaşkanısın diye diye size zaten belediye Pınar başkanı Hanım, bu konusunda bir dakika. Fırsat Pınar verilmemiş. Pınar Hanım bu anlattığınız dezavantaj yani onun dezavantaj. İçin bu anlattığınız şey tabii ki. Yani dezavantajlı. İstanbullusunuz siz de. Belki tamam. Bir belediye başkanı olarak aklınızda bir şeyi var mı? Sayın İmamoğlu'nun bir hayır ben İstanbul'uyum ama tamam hepimize soralım. Yani siz şimdi, İstanbul, benim dakika, var mesela ben söylerim. Bir dakika sıra tamam. Gelince. Sıra yani Ankara'ya dönüyorum. Ben de...